Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere çok güzel bir ekmek tarifiyle geldim. Bu tarifi mutlaka denemenizi istiyorum ve yapamayacakları yapabileceği şekilde bir video hazırladım size. Hemen geçelim yapımına. 2 su bardağı ılık sütümüzü yoğuracağımız kaba koyuyoruz. Üzerine bir çorba kaşığı kadar kurumaya koyuyoruz. Varsa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir 5 dakika bekliyoruz aktifleşsin diye. Mayamız. Üzerine yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Kabın içerisine ben 5 su bardağı un koydum ve eledim. Onu kullanacağız. 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim un koyarken. Evet, neden tahta kaşıkla karıştırıyoruz? Elimizle yoğurmuyoruz. Çünkü elimizle ne kadar çok yoğurursak hamuru o kadar ısıtmış olacağız. Hamur ne kadar ısınırsa o kadar fazla un çekecek içerisine. Bu yüzden tahta kaşıkla yapıyoruz. Normalde aslında böyle ekmekleri soğuk tezgahlarda yapıyorlarmış. Bayağı bayağı bir araştırdım. Ama baktım ki böyle normal bildiğimiz bir poğaça hamuru gibi bir hamur yoğuruyoruz. Arasındaki tek fark mayalama aşamaları. Evet, şimdi tüm hamurumuzu bakın güzelce yoğurduk kaşıkla. En son yine birazcık un serpiyoruz ve hamurumuzu toparlıyoruz. Evet, hamurumuzu bakın şöyle güzelce toparladık. Bırakın elinize yapışsın hamur. Elime yapışıyor. Daha un ekleyeyim demeyin. Hafif ekleyin. Yani sadece onu toparlamak için un ekleyin. Evet, hamurumuz hazır. Güzelce top haline getirdik. Şimdi hamurumuzu güzelce üzerine streçleyeceğiz. Streçledikten sonra bir bezle kapatıp yaklaşık 40 dakika kadar bekleteceğiz. Ya yani oda sıcaklığı çok önemli. Evet, 40 dakikadan sonra mayamız güzelce böyle aktifleşti. Şimdi hamurumuzun iç dokusunu göstereceğim size. Nasıl? Bu şekilde hamurumuz gözenek gözenek olacak. Bu tamamdır. Yani içerisinde maya tamamıyla aktifleşmiştir. Şimdi tekrardan hamurumuzu tezgaha aldık. Yine birazcık un serptik. İçerisindeki havasını çıkartacağız. Hamurumuz daha güzel kabarsın diye. Üstten içe doğru, yanlardan içe doğru hamurumuzu güzelce şekillendirelim. Ben büyük yapmadım, tercih etmedim. Küçük bezeler kestim. Yani 8 bezeye böldüm. Bu aşamada istediğiniz şekli verebilirsiniz. Çiçek ekmek şeklinde verebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Şimdi bu bezelerimizi tekrardan elimizi böyle hafif unluyoruz. Çünkü yapışıyor. Tekrardan yuvarlıyoruz. Şekil vereceğiz. Evet, hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra tepsiye birazcık un serpelim. Ve içerisine hazırladığımız bezeleri koyalım. Şimdi ikinci mayalamaya geçiyoruz. Tamam, üzerine tekrardan bir bezle örtüyoruz ve yaklaşık yarım saat bekletiyoruz. Evet, bu da hazır. Şimdi tezgaha yine birazcık un serpelim. Kabaran hamurlarımızı alalım. Hamuru yani böyle ekmek şeklini alması için dışarıdan içeriye doğru uç kısımları bastırarak rulo haline getiriyoruz. Özellikle yanlardan getirelim ki uç kısımları birazcık daha sivri olsun. Hani ekmek şeklini alsın diye. Oysa ki düz de olabilir. Ben şimdi video çektiğim için birazcık tabii daha çok böyle dikkat etmeye çalıştım. Ama bence siz evde her şekilde yapabilirsiniz. Tüm hamurlarımızı aynı incelikte, aynı özende yapıyoruz. Yani ben bunu yaptıktan sonra dedim ki acaba neden daha önce yapmadım diye. Aslında çok tarif istenildi. Ben evde yapma gereği duymadım, bilmiyorum ama baktım artık herkes yapıyor, moda haline geldi. Dedim artık göçmen kızı sen de yap. Yani inanın sizler için yaptım. Belki cesaret edip yapamayanlar vardır diye. Bu sebepten dolayı yapıyorum. Evet, hamurlarımız görüyorsunuz ne güzel oldu. Aynı ekmek şeklinde.
ufak böyle sandviç tarzında yapmayı tercih ettim. Hedefimde şimdi büyük var. Bunu yaptıktan sonra şimdi bir de büyük deneyeceğim. Aynı yine bu hamurdan yaparak iki tane böyle büyük şekilde ekmek çıkartabilirim diye düşünüyorum. Ya da çiçek ekmek de olabilir. Evet, şimdi hepsini yaptıktan sonra bir bezin üzerine, hani alttan kapattık ya biz hamurlarımızı. O alttan kapattığımız hamur üste gelecek. Yani düz kısmı altına gelecek bu aşamada. Hem birbirine yapışmayacak şekilde böyle bezimizin üzerine koyduk. Şimdi üzerine kapatacağız ve yine bir yarım saat kadar bekleteceğiz. Evet, hamurumuzu beklettik. Şimdi tepsimize de yağlı kağıdımızı koyduk. Şimdi hamuru alıyoruz. Ters çeviriyoruz. Bu sefer düz kısmı üzerine gelecek. Evet, hepsini aynı şekilde koyalım. Düz kısımları üste gelecek. Şimdi üzerine tekrardan biz bezle örteceğim ve yaklaşık yine 20 dakika mayalandıracağım. Evet, şimdi bu esnası çok önemli aslında. Benim çok çok keskin bir bıçağım yoktu. Tırtıklı bıçakla kestim. Hafif böyle yanlarından. Daha keskin düz bir bıçağınız varsa biraz daha derin kesebilirsiniz. Ben çok derin kesemedim. Açıkçası bu kadar yeter diye düşündüm. Şimdi üzerine kızarsın diye çok az, bakın çok değil, çok az şekilde bir fırça yardımıyla su süzüyoruz. Sürüyoruz. Şimdi bu suyumuzu süzdükten sonra da üzerine çok az böyle hafif un serpiyoruz. Çok değil. Ben normal un kullandım arkadaşlar. Marketten aldığım normal un kullandım. Evet, şimdi bir güveç kabımıza su koyduk. Fırının en altına koyduk. Ve yaklaşık 230 derecede 20 dakika boyunca ekmeklerimizi pişiriyoruz. Ufak oldukları için çok çabuk kızardılar. Yani bir 18. dakikada çıkardım. Evet. Ama kokusu şahane. Yani size kokusunu göndermek isterim. Şimdi tekrardan bir bezle örtelim. Hani böyle ekmeğimiz hem yumuşak hem çıtır kalsın diye. Şimdi size özellikle bu sesi dinleteceğim. Bir de az önce böldüğüm ekmeğin dilimlenmiş halini size göstermek istiyorum. Zaten ekmeğin gözeneklerinden anlayabilirsiniz. Ekmeğin nasıl bir kıvamda olduğunu. Gerçekten dışı çıtır, içi yumuşacık oldu. Size de yakından göstereyim. Yani yediğiniz zaman, "Aa, bu ekmek olmuş." diyebiliyorsunuz gerçekten. Öyle bir kıvamda olmuş. Umarım bu videom çok faydalı olur. Şimdi artık ekmek görsellerinizi bekleyebilirim.